Herkese merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu sohbetlere hoş geldiniz. Biliyorsunuz her cumartesi daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açımızı geliştirmek için burada sohbet ediyoruz. Beni tanımayanlar için ben Kemal, online koçunuz olarak da biliyorsunuz beni. Biliyorsunuz artık sınav çok yaklaştı arkadaşlar ve haliyle deneme netlerini biraz daha önemser oldu bu dönemlerde. Kendi koçluk yaptığım öğrencilerden de çok fazla görüyorum deneme netlerinden dolayı çok fazla moral bozuyorlar. Çünkü maalesef özellikle bu dönemlerde deneme netleri artmıyor. Hatta bazen azalabiliyor ve haliyle de doğal olarak öğrenciler her denemeden sonra büyük bir hüsran yaşayıp motivasyonlarını kaybediyorlar. Ve hem kendi öğrencilerinden olsun hem de sizlerden gelenler olsun hep şu soru çok fazla geliyor. Abi bu dönemlerde kaç net yapıyor olmalıyız? Ya da işte şu an şu kadar net yapıyorum, bunu kaça kadar arttırabilirim? Gibi bu soruların türevleri olarak bir sürü soru geliyor. Bu tip soruları sormanız gayet normal arkadaşlar. Çünkü bu dönemlerde çok fazla ders çalışıyorsunuz ve çalıştığınız derslerin karşılığını net olarak alamamak sizi üzüyor doğal olarak. Ama maalesef ki bazı şeyler sabır ve zamanla oluyor arkadaşlar. Siz atıyorum şu an paragraftan sürekli yanlış yapıyorsanız bir hafta boyunca paragraf çözmeniz bazen size hiç net arttırmayabilir. Çünkü bu bir süreç meselesi. Siz 1-2 ay boyunca sürekli olarak her gün paragraf çözmeniz lazım ki netiniz artsın. Ya da aynı şey problemler için de geçerli. Siz problemlerden sürekli yanlışlar yapıyorsanız her gün problem çözmeniz gerekiyor. Ama her gün problem çözerek bunu bir haftada halledemezsiniz. Düzenli bir şekilde bunu aylarca yapmanız gerekiyor. Abi şu an sınava ne kaldı işte o kadar ayın var mı ki diyeceksiniz belki. Bence hala yeterli zaman var arkadaşlar. Yani siz bazı şeyleri şu andan itibaren düzenli bir şekilde yapmaya başlarsanız 1-2 ay içerisinde mutlaka etkilerini görürsünüz. Ama size daha değerli bir şey söyleyeyim. Deneme netlerini arttırmak isteyen bir öğrencinin yapması gereken en önemli şey deneme analizlerini düzgün yapmak arkadaşlar. Çünkü bu dönemlerde hepimiz netimiz artmıyor diyoruz. Ama kaçımız o çözdüğümüz denemedeki yanlışları gerçekten hazmederek öğreniyoruz? Veya bunu sadece denemeyle de sınırlamayın arkadaşlar. Çözdüğünüz testleri de düşünün. Kendi öğrencilerimden de biliyorum. Çoğu öğrenci bir testi çözdükten sonra yanlışlarına çok fazla bakmıyor. Böyleymiş deyip geçip gidiyor. Ama aslında bizim testi çözme amacımız zaten oradaki yanlışı görmek. Yani biz bu konuda neleri yanlış yapıyoruz onu saptamamız gerekiyor aslında test çözerek. Ama siz bu yanlışları sonra bakmak üzere bir kenara fırlatırsanız ve sonra da geri dönmezseniz doğal olarak aynı şey yine karşınıza çıktığında yine yanlış yaparsınız. Açıkça şunu söyleyebilirim ki o çözdüğünüz testleri de boşu boşuna çözüyor olursunuz. O yüzden mutlaka o çözdüğümüz denemelerde ve testlerdeki yanlışlara dönüp bakmamız ve bunları güzel bir şekilde hazmetmemiz gerekiyor. Ki bir daha karşımıza çıktığında o yanlışı bir daha yapmayalım. Bunun için de size tavsiyem her testi çözdükten sonra o anda o yanlışa bakmanız. Çünkü bazen öğrenciler diyebiliyor işte akşam bakarım, yarın bakarım, hafta sonu bakarım. Ama çoğunlukla bunlar sürekli erteleniyor. Ertelendikçe de birikiyor arkadaşlar. O yüzden bunları biriktirmemek adına günü gününe yapmakta fayda var. Yanlışlarınıza bu kadar önem verirseniz ve sürekli ders çalışmaya devam ederseniz İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Bir yerden sonra netleriniz artmaya devam edecektir. Size bir diğer tavsiyem de çok fazla bu netleri önemsemeyin. Çok fazla kafanıza takmayın. Biliyorum bunu yapmak da zor çünkü her denemeden sonra ya bu deneme gerçek sınav olsaydı ne olacaktı diye düşünüyorsunuz. Ama bunlar birer antrenman aslında. Eksiklerimizi görüp o eksiklere yönelik takviye yapmak için. Siz her denemeden sonra bu kadar moraliniz bozulursa, bu kadar düşerseniz o zaman işte denemeler size faydadan çok zarar getirir arkadaşlar. Çünkü siz gerçek sınavdan 1-2 gün önce de bu kadar kötü net yapabilirsiniz denemelerde. Daha önce bu başına gelmiş öğrencilerim oldu. İşte o noktada iki ihtimal oluyor. Ya öğrenci güçlü kalıyor, moralini bozmuyor ve sınava yine aynı motivasyonla devam ediyor. Ya da güçsüz kalıyor, morali bozuluyor ve sınava da o moral bozukluğuyla girdiği için çok kırılgan olabiliyor. Sınava hangi modda girdiğiniz çok önemli. Çünkü sınavı çözerken bazı soruları yapamıyorsunuz veya bazı sorularda zorlanabiliyorsunuz. Gerçek sınavdan bahsediyorum bu arada. Ve işte o anlarda eğer kırılgan olursanız sınavınız bir nevi çöp olur arkadaşlar. Ama güçlü bir motivasyonla, güçlü bir moralle girerseniz sınava, öyle durumlarda derseniz ki bu soru herkese zor, bu soruda herkes zorlanıyor veya bu sınav gerçekten zor bir sınav deyip geçersiniz ve sınava aynı şekilde yapmaya devam edersiniz. Bu yüzden lütfen denemelerden dolayı moralinizi bozmamaya çalışın ve bunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Diğer en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte şu an kaç net yapıyor olmalıyız veya işte kaç net arttırabiliriz. Burada net olarak bir cevap vermeyeceğim ama bazı örnekler vereceğim kendi öğrencilerimden. Bu dönemlerde yani Mart-Nisan dönemlerinde 70 net olan bir öğrenci sınavdan bir hafta önceki denemelerde 100 nete kadar çıkmayı başardı. Yani yaklaşık 3 ayda 30 net arttırabildi. Ama aynı şekilde yine 70 net yapan bir öğrenci yine sınavdan bir hafta önceki denemelerde 70 netlerde yaptı. Yani demek istediğim bu herkeste çok değişken bir şey arkadaşlar. Siz sınava kadar 30 net arttırabilirsiniz. Hiç net arttıramayıp hatta düşürebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem netlerinize odaklanmak yerine çalışma sisteminize odaklanın. Çünkü şu andan itibarenki çalışma sisteminiz ve yanlışlara karşı olan bakış açınız sizin kaç net arttıracağınızı belirleyecek arkadaşlar. Evet bundan önceki 3 ayda belki hiç netinizi artmamış olabilir. Ama emin olun doğru bir çalışma yapan bir öğrencinin netleri en çok bu son 3 ayda artıyor. Size bunu belki binlerce öğrenciyle çalışmış biri olarak söylüyorum. Yani çok fazla öğrenciyle çalıştığım için artık belli dönemlerde ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden kesin bir şekilde söyleyebilirim ki şu andan itibaren çok güzel bir şekilde çalışırsanız eğer sınava kadar hiç ummadığınız bir başarı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden lütfen başta kendinize inanın, güvenin ve her güne moralli bir şekilde başlamaya çalışın. Evet bazen moraliniz bozulacak, bazen denemelerde kötü yapacaksınız, bazen bazı konuları anlamayacaksınız, bazen bazı şeyleri hep yanlış yapacaksınız. Ama bu durumlara sürekli pozitif bakarak, çözüm üretmeye çalışarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparsanız sonuçlara siz bile çalıştıracaksınız bence. Yine bu dönemlerde aklınıza takılan soruları yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben bütün yorum
yorumları okuyorum ve buna yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Hiç çekinmeden neler hissettiğinizi direkt yoruma yazabilirsiniz. Ve tabii ki 3 boyutlu sohbetlerle daha uzun çalışmak, daha derin anlamak ve bakış açımızı genişletmek için kanala abone olmayı unutmuyoruz. Umarım bu video size bir nebze olsun fayda sağlamıştır. Ve umarım hepinizin netleri sınava kadar, o istediğiniz netlere kadar ulaşır arkadaşlar. Ve hepiniz gerçek sınavda hayallerinizdeki üniversiteye yerleşebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.